Abla. Bir bakar mısın ya? Sanki biraz ateşi var. Bakayım. Ha, evet biraz var gibi. Derece koydun mu? Koydum 38. E fazla. Ne yapsak? Hastaneye mi götürsek? Bilemedim ki. Ateş düşürücü verdin mi? Yeni verdim. Ha, o zaman biraz bekleyelim. Düşmezse götürelim. Tamam öyle yapalım. Ne yapalım artık? Oy oğlum. Alo canım. Güler. Ben biraz geç geleceğim, haberin olsun. Ne oldu? Görev mi çıktı? Yok yok. Çocukların yanına gidiyorum. Ateş için uğurlama yemeği düzenlemişler. Bir görüneyim gelirim. İyi yapmışsın. Ne olursa olsun o da senin bir evladın sayılır. Doğru söylüyorsun. Neyse görüşürüz. Ali Aydar'ı da alırım belki gelirken. Tamam canım. Aa, bu arada Ahmet Kartal'ın biraz ateşi var. Biz kontrol ediyoruz ama hastaneye götürmek gerekebilir. Yapma ya. İyi o zaman ben hemen dönüyorum. Yok yok. Ateş düşürücü verdik. Düşmezse biz size haber veririz zaten. Şimdi Ali Haydar'ın gecesini bozmayalım. Tamam, tamam Güler. Bak acil bir şey olursa mutlaka haber ver. Tamam canım. Açmıyor Feyzullah. Korkma ya. Onlar birlikteyken gözleri başka bir şey görmüyor. Aynen öyle. Hem yani şimdi bir de arkadaşlarını gönderiyorlar. Seni beni hayatta görmezler yani. Ne bileyim. Kocaya kaçtım ama kocam ortada yok. Vallahi bu daha başlangıç. Ya ciddi ciddi kaçırdılar mı seni? Vallahi öyle oldu. Deli Mücahit yanına Battal Gaz diye bir adamı almış, kapıya dayandı. Vallahi ne cesaret ya. Ya annenle baban deliye dönmüştür herhalde. Vallahi çok aradılar ama açamadım ki. Ama ne yapayım ya? Ben kötü bir şey yapmak istemedim ki. Sadece Feyzullah'ı çok sevdim. Kıyamam ya. Onlar da affederler eninde sonunda. Ya hem sen çocuk değilsin ki. Yani tabii ki kimi seveceğine, kiminle evlenmek istediğine sen karar vereceksin. Öyle. Öyle de asıl seninki iyi cesaret. Baban gitmediğini öğrenince ne yapacak kim bilir. Ya benimki bir gece. Öyle mi? Ben hiç öyle sanmıyorum. Güler abla arıyor. Bahar. Bahar telefonu açmayalım. Bir dakika. Ya benim burada olduğumu öğrendiyse? Güler abla kim? Annem. Yok ya. Nereden öğrenecek ki? Bahar dur ya. Telefonu açmayalım. Olmaz canım öyle şey. Bir şey olmuştur belki. Tamam. Sessiz oluyorsunuz. Açıyorum. Alo. Güler abla. Bahar canım nasılsın? İyiyim Güler abla. Sen nasılsın? E işte. İyi diyelim iyi olalım. Tabii kızın gitti. Öyle oldu. Bahar'cığım seni bu saatte rahatsız ediyorum. Kusura bakma ama Ahmet Kartal'ın biraz ateşi var. Sana soralım dedik. Öyle çok yüksek değil ama. Fatmacığım biraz tedirgin oldu. Hastaneye götürelim mi? Kaç derece? 38. Ateş düşürücü verdik ama pek bir işe yaramadı gibi. Ne yükseliyor, ne iniyor. Tamam. Ben bir gelip bakayım ona. Ay yok canım. Sen şimdi bu saatte zahmet etme. Biz hastaneye götürelim. Aa, olur mu öyle şey ya? O da benim yeğenim sayılır. Hemen geleyim. Hastanelik bir durum olursa beraber gideriz. Tamam canım. Bekliyoruz. Tamam, tamam, tamam. Birazdan geliyor. Allah razı olsun. Ne olmuş Bahar? Ahmet Kartal'ın ateşi çıkmış. Benim ona gitmem lazım. Ya ama ağzından bir şey kaçırma olur mu? Nazlı ya. Sen de beni iyice dedikoducu teyze yaptın. Ya yok öyle değil de hani ne bileyim laf oraya gelir toparlayamazsın falan. Laf oraya gelirse ben de gelişine kaleye vururum. Helal be bir tanesin sen ya. Hadi ben hızlıca gideyim. Siz de uslu uslu oturun filminizi izleyin tamam mı?